katlebelerimiz deniz suyundan, deniz tuzundan istifade edebilirler. Gördüğünüz gibi denizin enerjisi, tuzu, dalgaların hareketi, ayaklarımızdaki akupunktur etkisi mutlaka istifade edilecektir. Yalnız gecelerde çok hızlı tansiyon düşmesi olduğu için yanlarında birinin refakatiyle sevgilmelerinde fayda var. Peki gebeler kanama gidebilir mi? Evet, gebeler kaplıca ılıcalardan da yararlanabilirler. Ancak kaplıcalarda da sıcağın etkisiyle çok hızlı tansiyon düşmesi, bayılma ya da ayağın kayması hamamlarda söz konusu olabileceği için mümkün olduğunda yine yanlarında bir refakatçi eşliğini ve kısa süreli 3-5 dakika hamamda dinlendikten sonra ya da kaplıca havuzuna girdikten sonra mutlaka çıkmalıdır. Gebeler ve lohusalar kendi evlerinde de mümkün olduğunca banyo yaparken tek başına banyoya girmemelidirler. Ayakları kayabilir, tansiyonları düşebilir ki bu konuda benim yaşanmış bir vakam var. İkiz bir gebelik, hemşire bir arkadaşımızın gebeliğinin takibi Şems Efe ve Yunus Ege'nin çok güzel bir doğumunu gerçekleştirdik. Eşi de avukat olan, çok bilinçli olan annemiz bebekleri çok güzel emzirdi. Her şey harika görünüyordu. Bütün hastanede herkes hemşire hanım ve ikizlerinden söz ediyordu. 3-5 gün sonra bir haber aldım. Hemşire annemiz banyoda düşüyor ve kafasını klozete çarpıyor. Beyin kanaması geçiyor. Yaklaşık 40 gün kadar yoğun bakımda komada kalan annemiz çok şükür hiçbir seker, hiçbir sıkıntı kalmadan gayet güzel bir şekilde ayağa kalktı. Tabii emzirme süreci aksadığı için tekrar bebekleriyle buluşması, emzirmeye dönmesi, kullandığı ilaç yoğun ilaçlardan dolayı imkansız hale geldi. O nedenle mümkün olduğunca gebelerimiz doğayla buluşmalı, denizde buluşmalı, kaplıca turizminden, ılıca turizminden yararlanabilirler. Ama mümkün olduğunca yanlarında eşleri ya da bir bayan refakatçi ile birlikte tatillerini yaparlarsa çok güzel olur. Ayrıca banyoda da tekrar mümkün olduğunca tek başına girmelerinde fayda var. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.